böyle dünyanın her yerinde. Bak, sosyalist imparatorlukları yıkıldı. Etnik bu güzel bir şey. Sosyalist imparatorluğunun sosyalizm yıkılması. Sosyalizm yıkılma, geliyor sosyalizm. 20. yüzyılın en büyük olayı. Sosyalizm geliyor. Sosyalizm geliyor. Kapitalizm mahvetti insanlığı. Birbirine kırdırdı. Her ben, tarafa kan götürdü. Doğu Bey, milletleri, ben size, dinleri, mezhepleri hep kırdırdınız. Ben size hep komünizmin kara kitabını hediye edeceğim. Of. Sizin eski arkadaşlarınız yazmış. Başka hiçbir silahınız kaç yok. Kaç milyon? Hiçbir silahınız yok. Silah değil, İşte biliyorum. Böyle yenilik düşüyorsunuz, haksızsınız ve en sonunda komünizmin kara kitabı. Hayır, hayır. Perişansınız. Hayır. Baskı silahlarınız var, başka bir şey. Perişan olmuşsunuz. Hiçbir silahınız yok. Türk halkının şunu bilmesi lazım. Bakın. Sonra Türk halkının şunu iyi bilmesi lazım. 1944'te komünizm gibi kocaman bir taş düşsün. 1944'te kocaman bir taş. Evet. Kocaman bir taş düşecek. Halkımız maalesef. Maalesef. 50 senedir hep bunu söylüyor. Kafasına bir taş düşmesin de şöyle tartışalım. Çok rica ederim ya. Türk halkı maalesef bir konuyu bilmiyor. Bir konuyu, çok önemli bir konuyu bilmiyor. 1944'te Stalin işbirlikçi diye bırakın Türkiye'yi konuşalım. Türkiye'yi. Kafkasları hayvan vagonlarına doldurup siz 1 milyon çocuğu sokaklarda yatırıyorsunuz. Sibirya'ya bir dakika. Siz 100 binlerce kadını bedenini satmak zorunda bırakın. Bunların hesabını verin. Tamam. Bunların hesabını sözünü verin. Sözünü bitireyim. Bir dakika. 1 milyon çocuk Türkiye'de sokaklarda yatırıyor. Arkadaşlar. Bir dakika. Gün üreticisi. Açım diyor. Karın doyurmaz bunlar. Sibirya'ya sürüldü. Yarısı vagonlarda öldü. Aman biliyor aman musunuz? Aman. Aynı Stalin 46'da İşte bunların. Türkiye'den Boğazları, Kars Ardahan'ı istedi. Yalan söylüyorsun. Hiç öyle bir şey yok. Yalan söylüyorsun. İspatlanmıştır bunlar. Hayır. Böyle hiç şey öyle bir şey yok. Büyük bir yalan içindesin. Dünyada... Yani,